Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı bey'i timâri kablen tetenâhâ. Bu bab meyveleri yetişmezden evvel satmak bahsi. Caiz midir, değil midir? Haddesena Nesur ibn-i Merzû. Kâle haddesena Ebu Zür'a. Vehbullah ibn-i Raşid. Kâle akberini Yunus ibn-i Yezid. Kâle haddeseni Nafi ibn-i Abdillah ibn-i Umar. Radıyallahu anhuma. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz oldu yenha nehyeder oldu. Neden? En bey'i semeri ve iştirâihi, meyveyi satmak ve almaktan nehyeder oldu. Hatta yebdu ve selahu, hatta meyvenin selahi zahir oluncaya kadar satmayı nehyetti. Ne vakitte selahi zahir olursa o vakitte caiz. Selahi ne demek? Yani çağala deriz ya biz, yenilmeye başladı. Bazıları böyle tefsir ediyor, bazıları da diyor ki her meyvenin bir afet devri var. O afet devri geçtikten sonra, bu afet devrinde olmaz. Afet devri geçtikten sonra buna bu afet daha uğramaz. Bazıları da bunu tefsir etmişler. Bazıları da Ülker yıldızının doğmasını, Ülker yıldızı doğmazdan evvel meyvelere afet gelir. Ülker yıldızı doğduktan sonra afet gelmez. Üç türlü tefsir var. Hulâse bu üç tefsirin hangisini alırsan al, bu selahi, meyvenin selahi zahir olmazdan alması, satması caiz değil. Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Ebu Davud, kâle haddesena Abdülaziz ibn-i Abdillah ibn-i Ebi Seleme. Hâve haddesena Yezid'u. قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني أقيل قال جميعا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد السلام بدليس كي أكلدن رواية ديور أكل bunların ikisi قال ikisi جميعا beraber rivayet eylediler kimden hani ibn Şihab'in ibn Şihab'i Zühri'den başka bir senet daha getiriyor ha ve haddesena Yunus قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب يعني ابن شهابتن يونس رواية الذي وده كمدن عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سالمدن سالمد بابا عبد الله بن عمردن وده رسول الله أفندمزدن رواية الذي قال صلى الله عليه وسلم buyurdular لا تبيعوا الثمر ميوي ستطمينز hatta yebdu ve selahuhu, onun selahi zahir oluncaya kadar bunda satış alışveriş yapmayınız. Selahi zahir oldu mu o vakitte satış olabilir. Haddesena Nesur ibn Merzuk, kâle haddesena Ali ibn Ma'bed, kâle haddesena İsmail ibn Cafer, en Abdillah ibn Dinar, an ibn Ömer, an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kâl. Abdullah ibn Ömer Resulullah Efendimiz'den rivayet eylediler ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular La tebi'u satmayınız, alışveriş yapmayınız Es-semere meyve de hatta yebdu ve selahu onun selahi zahir oluncaya kadar Bir rakamda haşiyede diyor ki hatta yebdu ve selahu ila ahiri Ne demek bu? En yazhara selahu an fesadihi Onun selahi fesadından zahir ola. Yani bu meyve daha fasit olmaz. Bu meyve erer. Ve ye'mene emma yadurruhu fi biladihi. O kendi memleketinde zarar veren şeylerden emin olur. Mesela soğuktur, yakut da böcektir, böyle bir şeyler meyvelere ariz oluyor. Artık onun vakti geçmiş, daha fesada gitmez. Böyle de tefsir etti. وَقِيلَ denildi ki اَلْمُرَادُ بِزُهُورِ سَلَاحِهِ Bazıları da demişler ki selahının zuhurundan murad اَنْ يَسْلُحَ لِتَنَاوُلِ بَنِي آدَمْ وَلِعَلَفِ الدَّوَابِ Devab İnsanlar yiyebiliyor, hayvanlara alaf olabiliyor. İşte o selahi zahir olmuş demektir. Bazıları da böyle tefsir ettiler. كَزَا اَفَادَهُ الْجِسْرُ الْقَارِ فِي شَرْحِ الْمُوَطَّةِ Muvattar şerhinde Cisr-i Kari böyle tefsir etti. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle akberena Abdullah ibn Raca huvel Addani kâle akberena Şöbe an Abdillah ibn Dinar an ibn Ömer
Enin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Abdullah ibn Ömer'den aynı rivayet eyledi ve zade. Hem de ziyade eyledi bu rivayette. Fekâne izâ süyle an selâhihâ. Selahından, o meyvenin selahından sual edildiği vakitte Abdullah ibn Ömer kâle buyururdu ki hatta yezhebe âhetuhâ. Onun merazi gider. Ağaçlara, meyvelere isabet eden hastalık zahir ola. İşte selahi zahir oldu. Bu demek. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال أخبرنا ابن أبي ذيب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عبد الله بن عمر في أنبر فنمزدان رواية ديور صلى الله عليه وسلم نهي بيوردولار أن بيع الثمار ميولري ساتمكتان حتى تذهب العاهة حتى خستلك zail oluncaya kadar hastalık daha gelmez. Bu selamet buldu. Bu vakıta kadar meyveleri satmak caiz değil. Artık o tehlike geçtikten sonra satması caiz. Kale ravi diyor ki kultu metadake. Bu ne vakit olur? Hastalık ne vakitte zahib olur? Kale ya Ebu Abdurrahman. Evet. Kultu metadake ya Ebu Abdurrahman. Ey Ebu Abdurrahman bu ne vakitte olur? Yani hastalığın vakti geçti daha meyveye hastalık gelmez. Kale buyurdular ki tülü'u Süreyya, Süreyya'nın tülü'i, ülker yıldızının tülü'i. Demek ki onda bir hikmet var. Süreyya tülü etti mi artık ondan sonra daha hastalık gelmezmiş. Öyle tefsir etti. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed, kale haddesena Ravh ibn-i Ubade, kale haddesena Zekeriye ibn-i İshak, kale haddesena Amr ibn-i Dinar, أنه سمع جابر بن عبد الله حضرتي جابر اشتكى يقول بيروردي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر efendimiz صلى الله عليه وسلم نهي buyurdular en bey'i semeri hatta yebdu ve selahuhu bir meyvenin selahı zahir oluncaya kadar onu satmaktan nehy buyurdular selahı zahir oldu mu o vakitte satmak caiz olur حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن سليم بن جابر قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz nehy buyurdular en bey'i simar meyveleri satmaktan hatta teşkaha hatta o meyve şekahat derecesine ere ne demek فَقِيلَ لِجَابِرْ وَمَا تَشْكَحُ Teşkahu ne demek? Şekahat ne vakit olur? Kale buyurdu ki tahmerru ve tasferru. Kırmızı olur, sarı olur ve yu'kelu minha. Ondan yenilmeye de başlanılır. İşte bu. Şekahat da bu. Meyve yeni bir parça kırmızılaşır. Ondan sonra sarı olur ki artık kemale ermiş olur. Ve insanlar da yemeye başlar. Çağla devri gelmiş demektir. حدثنا صالح بن عبد الرحمن وربيع الجيزي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن أمه عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام التحاوي برواية ده صالح بن عبد الرحمن تركيلة Hazreti Aişe radıyallahu anhadan rivayet ediyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Aişe buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neha nehi buyurdular en bey'i simar meyveleri satmaktan hatta tencüve minel aheti hatta hastalikten halis oluncaya kadar hastalik artık daha gelmez bir maraz, afet erişmez, işte o vakitte satılması caiz olur. Haddesena Muhammed ibn Süleyman el-Bağandiyyü, kâle haddesena İbrahim ibn Hümeydi'l-Tavil, kâle haddesena Salih ibn Ebi'l-Akhtar, en-i Zühriye, en-Kharicet ibn Zeydin, en-Zeyd ibn Sabit'in, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha. Zeyd ibn Sabit'in oğlu Kharice, ismi Kharice'dir o. Fukahayı sebeden birisi.
sallallahu aleyhi ve sellem sabitliğini bırakıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. لَهَا اَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ meyveyi satmaktan ne buyurdular? Hatta yaptı ve selahı, hatta onun selahı zahir olan. Bu onu yenilmeye elverişli bir hale gelir. حَدَّسَنَا اَبْنُ مَرْزُوْ قَالَ حَدَّسَنَا اَمَرُ اَبْنُ يُونَسَ اَبْنِ قَاسِمِ اِبْنِ قَاسِمِ الْيَمَامِ قَالَ حَدَّسَنِ اَبِي اَنْ اِسْحَاقَ اَبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ İbni Ebi Talha, an Anas İbni Malik, kâle neha Rasûlullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi şerif imamı sehâle Anas İbni Malik'in rivayet ediyor. Anas İbni Malik buyurdular ki neha Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'in Efendimiz'e ayet buyurdular. Neden? El bey'el mukâfeleti vel müsâdeneti vel mukâtereti vel mülâmeseti vel münâbese. Muhakeme, müsaadene, mukadere, münavese, münavese. Bu alışverişlerden, beş türlü alışverişten nehi buyurdular. Beş türlü alışveriş bu caiz değil. Muhakele, bir rekeminden muhakeleye diyor ki el-muhakele huve beyu hintetin fi sünzuliha bi hintetin yabisetin. Buğda tarlasında sümbülünde olan buğdayı daha yaş iken kuri buğdayla satıyor. Diyor ki şu tarlada tahmin et ne kadar işte bundan çıkarsa sen bana bunu al yerine hazır buğday ver. Başak'taki buğdayı hazır kuri buğdayla satıyor. Bunu Peygamber Efendimiz nehi buyurdu. Niye? Muhakkak bir tarafta ziyade olur. Ya Başak'taki hurma ziyade olur ya belki kuru hurma ziyade olur. Sonra o Başak'taki hurma yaştır kuru. Binaenaleyh bir ziyadelik olur. Ziyade oldu mu riba girer. İşte muhakele bu. Başak'taki hurma, buğdayı kuru buğdayla satıyor. Neha anhu Peygamber Efendimiz bundan nehi buyurdular. لَاَنَّهُ يُؤَدِّي اِلَى الرِّبَى بِالْفَضْلِ Riba bir fadla götürdüğünden dolayı muhakkak bir tarafta ziyadelik olur. لَاَنَّ الْجَهْلَ بِالْمُمَاسَلَ كَحَك۪يكَةِ الْمُفَضَلَ Aynen mislini bilmemek belki olur ki o Başak'taki hurma o tahmin edilen kuru hurma kadar aynen de olabilir. Fakat bilmiyoruz. Bu da olsun, arpa olsun, ne olursa olsun. Hurma. Evet, yani cinsi olsun. Hayır, hurmaya geleceğiz biz şimdi. Danedeyiz. Şimdi tahmin de olur ki adam isabet eder de aynen gelir. Aynen gelse bile biliyor muyuz bunu? Bilmiyoruz. Diyor ki bu Başak'taki hurmanın, buğdanın beriki huri buğda kadar olup olmamasını bilmiyoruz. Bu meçhul. Meçhul ziyade gibidir. Buğdayı buğdaya verirken ziyade almak nasıl ribal fadıl haram ise bu misli olduğunu bilmemek de o da bunun gibi haramdır. Muhakkale. Diyor ki, لَاَنَّ الْجَهْلَ بِالْمُمَاسَلَ كَحَك۪يكَةِ الْمُفَضَلَ Eynin mislini bilmemek hakikaten bir tarafın ziyadesi olması gibidir. Bu muhakele. مِنْ حَيْسُ عَدَمِ تَحَكُّكِ الْمُسَوَاتِ الْمَشْهُودِ فِي بَيْعِ الْرِبَى بِجِنْسِهِ Bir şeyi cinsine sattığın vakitte aynen misli olacak. Ziyade noksan olmayacak. Onu bilemezsen ise o da hakikaten bir tarafın ziyadesi var imiş gibi olur. Bu caiz değil, bu muhakele. Sıra geldi müzabene. Müzabene de hurma ağacın üzerinde yaş hurma var. Daha kurumamış. Adam bunu kuru hurmayla satıyor. Biz ne diyoruz? Yaş hurmaya rutab. Kuru hurmaya da temir. Temir diyoruz. Rutabı temirine satıyor. Peygamber Efendimiz bundan da nehyeyledi. Niye? Bunda da aynen mislini olduğunu bilmiyoruz. Aynen mislini bilmediğimiz bunu ribaya götürür. Oradaki o cehalet, mislini cehalet hakikaten bir tarafta ziyade var imiş gibi ribaya götürür. Bir de bundan ne eyledi? Ve muhadara. Muhadarayı da kendisi zaten tefsir ediyor. Evet. Bunu şimdi okuyacağız. Muhadara nedir? Bunu kendisi izah ediyor. Mülamese. Bir de mülameseden ne eyledi? Mülamese ki adama diyor ki ben senin eşken hangi birisini tutarsamsa, elimi ona korsamsa bunu şu fiyatla bana vermiş olasın. Mesela adamın üzerinde bir nevi eşyalar var. Diyor ki bak
senin kumaşların var, ben elimi hangi kumaşa koysam metresini 2 dirhemden bana vermiş olacaksın, satacaksın. Bundan da nehiydi, bu cahiliye zamanında var idi. Mülamese olmaz. Vel münabeze, münabeze de atıyor. Diyor ki bak, ben sana bir taş atarım, hangi kumaşa isabet ederse onun metresi 2 riyaldan mesela. Yahut da adam oradan bir eşya atıyor, bu da buradan bir eşya atıyor, bu bunun mukabili. Münabeze terkiyle, yok bunlar caiz değil, bunlar cahiliye zamanında olmuş. Kâle Ömer, ravi Ömer diyor ki, fessere li ebi, babam bana tefsir eyledi fil muhadara. Muhadarayı da bana tefsir eyledi, muhadarayı izah etmiş ki, oğlum muhadara ne demek? Kâle buyurdu ki, la yenbeği en yeşteri en yüşkara şeyin. Bir şey satın almak layık değildir. Neden? Min semerin nehli, hurmanın meyvesinden. Yani hurma ağacındaki meyveyi satılması layık değildir. Hatta yuni'a. Hatta o çağala ola. İna ede ki yani çağala yenilecek bir hala gele. Yahmerre ev yesferre. O meyvenin adeti kızarıyor mu, sararıyor mu? Çünkü hurmalarda, meyvelerde 2 çeşit. Bazıları sapsarı olur, bazıları kıpkırmızı olur. İşte hangisi ise, ha kırmızı oldu mu, ha bu hurma kırmızılaştı mı yenilebiliyor. Bu hurma sarardı mı yenilebiliyor. İşte o vakitte satılabilir. Yoksa ondan evvel almayın buyurmuş. Mukaddara da bu. Haddesena İbrahim ibn Muhammed, Ebu Bekir'in Sayrafi'yi. Kale haddesena Ebu'l-Velid, kale haddesena Hammad ibn Salama. عن حميد عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة المزنهي بيردلر أن بيع الثمرة ميبي سقمتا حتى تزهو و سلاحة إرشين ليا قدر زهو زهو كي يعني ورطة دخورما ilk önce çıktı mı zehu derler. Yani artık insan yiyebilir. Bizim işte Türkçe'de çağala, çağalan ilk çağalası. Bu vakti gelinceye kadar meyveyi satmadan nehi buyurdular. وَاَنِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ. Üzüm de siyahlanmadıkça satmayın. Bu siyah üzüme mahsus. Hani bir de sarısı var da, siyah üzüm ilk önce yeşil olur, yenilmez. Ne vakit ki kemale erecek olursa siyahlanmaya başlar. İşte o vakitte satılabilir. وَاَنِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. Başakta olan bir şey de ilk önce su gibi olur başağın içindeki taneler. Artık o kemale erişti mi biraz kuvvetleşir, sertleşir. Sertleştikten sonra satılabilir. Haddesena Nasr ibn-i Merzul, kâle haddesena Ali ibn-i Ma'bad, kâle haddesena İsmail ibn-i Ta'far. Fene fümeydin en Enes'in ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Enes buyurdular ki Peygamber Efendimiz'in neyi buyurdular? Neha en bey'in nehli hatta tezbuva. Hurmanın üzerindeki hurmayı satmaktan neyi buyurdu? Hatta o yenilecek bir hale gelinceye kadar. Yani ağaçtayken tahmin ediyor da satıyor. Şu ağaçta ne kadar meyve gelirse sene 100 riyala sattım mesela. O da peki aldım. Bu alışveriş caiz olur ama ne vakit? Eve yenilir. Ha, yenilir bir hale geldikten sonra. فَقُلْتُ لِأَنَسْ Ben Enes'e sordum, Rabi diyor ki وَمَا زَهْوَا Meyvenin zehvi ne demek? فَقَالَ كُنُدُ ki فَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ Kırmızılaşır yahut sarılaşır. فَرَيْتَ Sen görmedin mi ki اِنَّنَا اللّٰهُ فَمَرَةَ Cenab-ı Hak meyveyi satmayı men etseydi, meyveyi ağaçlayken satmayayım deseydi. بِمَا يَسْتَحِلُّ وَحَدُكُمْ Sizden biriniz nasıl helal ederdi, ne sebeple helal ederdi? مَعَلَى خِيْهِ Komşusunun malını. Bu vakitte mehrum kalırdı, helal olmazdı. Adamın hurması var, o kendisi yiyor, senin yok. Cenab-ı Hak da ağaçtayken hurmayı satmayın, öyleyse yaş bulmadan herkes mehrum olurdu. Fakat Cenab-ı Hak helal kıldı, gider ağaçtan bakar, satın alır, ondan sonra onu yaş hurma olarak götürür, satar yahut da yer. Cenab-ı Hak men etseydi semerete meyvenin satışını eğer satsaydı bime yestehilli ne sebeple helal ederdi ehadüküm sizden biriniz mâle ahî
kardeşinin varını sizden biriniz ne surette helal edip de alıp yiyebilirdi? Alamazdı. Bu sana bak yani men etmedi, helal etti. Hatta sana İbrahim ibn-i Merzuk kâle akberena Abdullah ibn-i Bekr kâle akberena Hümeydin an Enes'in kâle neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neheyi bilirdiler en bey'i temeretin nehli hurmanın üzerindeki meyveyi satmaktan hatta tezruve, hatta yenilir bir ara gelinceye kadar. Kîle lehu ve mâ tezruve, denildi ki tezruve ne demek? Kâle tehmerre ev tesmerre, kırmızılaşa yahut da sarılaşa, cinsi hangisinden ise. Şimdi burada bir hurma vardır, elma gibi olur, o kırmızılaşır. Bir de vardır ki rütane gibi, o kırmızı olmaz, o da sarı, kemal erdi mi sarılaşır. Kulna ya Resulallah ve ma tezhüve, biz sorduk ki ashab-ı kiram sormuşlar ki ya Resulallah tezhüve ne demek? Kâle tehmerru ev tesferru, kırmızı olur yahut da sarı olur. Ara'eyte sen görmedin mi ki immene Allahu Cenab-ı Hak mel esseydi essemerete ağacın üzerindeki meyvenin satılmasını mel esseydi bime yestahillu ahadukum sizden biriniz neyle helal ederdi? Mâla ahî, kardeşinin malını nasıl helal eder de yedi? Yiyemezdi. Cenab-ı Hak men etseydi. Men etmedi, helal kıldı. Onun için satılması caiz. Ne vakit ki zehv haline gelirse satılması caiz. Haddesena Yunus, kâle akberen ebn-i vehbin, kâle akbereni Yunus, an ibn-i Şehab, kâle haddeseni Sa'idun ve Ebu Selemete. Enne Ebâ Hureyre'te radıyallahu anhu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Hureyre buyurdular ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. La tebi'u, siz satmayınız. Es-semere, ağacın üzerindeki meyveyi. Hatta yebdu ve selahuhu, hatta selahı zahir oluncaya kadar. Selahı zahir oldu mu vakitte satın. Kale Ebu Ca'far, İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmin ila hazil asar. Ulemadan bir kısmı bu hadisi şeriflere sahip oldu ve bununla amel ettiler. فَزَعَمُوا bunlar cami ettiler ki اَنَّ الثِّمَارَ meyveler لَا يَجُوزُ بِيْعُهَا onu satmak caiz olmaz فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ ağaçların üzerinde hatta تَحْمَرَّ hatta kırmızılaşıncaya kadar اَوْ تَسْفَرَّ yahut da sarılaşıncaya kadar ya kırmızı olacak ya sarı olacak ki satıla. İşte bu hadis-i şeriflerden bu anlaşıldı. Ulemanın bir kısmı buna sahip oldular. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ diğerleri bunlara muhalefet ettiler. فَقَالُوا dediler ki هَذِهِ الْاَثَارُ كُلُّهَا bu eserlerin hepsi عِنْدَنَا bizim indimizde sabit etmem sabittir. صَحِيهُمْ مَجِيُوهَا bunların mecileri, senetleri de sahihtir. Bu hadisler hepsi sahihtir ve sağlam senetlerde gelmiştirler. فَنَحْنُ biz اَخِذُونَ بِهَا bu hadis-i şerifleri alıyoruz. Hadis-i şerifleri kabul ettik. Gayr, ne olduğumuz halde gayre tarikine laha bu hadis-i şerifleri terk edici olmadığımız halde. Yani bunları biz terk etmiyoruz, atmıyoruz ya. Biz bunları alıyoruz, biz bunlarla amel ediyoruz. Yalnız başka bir fark var. Velakinne tevila, lakin bunların manaları, bu hadislerin manaları indena, bizim indimizde gayru ma teevvelaha şol bir mananın gayrisidir ki o manayı verdi. Tevil etti aleyhi o mana üzerine ehlül mekaleti lula. O birinci mezhep sahiplerinin vermiş olduğu manada değil. Bunun manasında ihtilaf ediyoruz. Hadisler sahih. Onlar bunlarla amel ediyorlar. Fakat onların anladığı mana üzerinde biz durmuyoruz. Biz başka bir mana çıkardık bundan. Biz o mana üzerinde amel ediyoruz. Ve zalik, o da nedir? Enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz neha en bey'i simar, meyveleri satmaktan nehyeyledi hatta yebdu ve selahuha, onun selahı zahir oluncaya kadar alışveriş yapmadan nehyeyledi. Fehtemele zalik, bu nehi mühtemil oldu. En yekûne alâ mâ teevvelehu aleyhi ehbil mekâletul ula. Bunda iki ihtimal var. Birincisi, birinci mezhebe sahip olanların dediği gibi yenilir bir hale gelinceye kadar alışveriş yapması yasaktır.
Ondan sonra yapılabilir. İhtimalin birisi bu. Vehtemelen yekun, bir ihtimal da var ki ola. Erade bi sallallahu aleyhi ve sellem bununla murad etmiş ola. Bey'at simari, meyvelerin bey'ini kablen yekune vücuda gelmezden evvel. Ta kıştan adam diyor, benim filan yerdeki bahçem biliyorsun ya, ondan ben her sene mesela 40 teneke hurma alıyorum. Ben onu sene sattım. Daha çiçek açmamış. Daha çiçek açmamış, meydana gelmemiş. Şimdi bizde bu ihtimal var. Daha çiçek açmadan, meydana gelmeden satıyor. فَيَكُونُ الْبَاءَ بَاءِ olur. Neyi? بَاءً لِمَا لَيْسَ عَنْدَهُ Kendi indinde olmayan bir şeyi bayi oluyor. Daha kışın ağaç bahara erişmemiş, çiçek açmamış, onun hurmasını satıyor. Hani hiçbir şey yok ortada. İşte bu manayadır esasen. Bir de buna ihtimali var. فَقَدْ نَهَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nehyeyledi an zalik bundan fi nehyihi en bey'is sinin seneleri satmak hadisi var. Seneleri satmak hadisini işte bundan nehyeyledi. Bu adam diyor ki benim bahçemin mesela varidatını sen biliyorsun, bu sene işte şu kadar oldu. Ben 3 senelik mehsulatını sene satıyorum. Buna bey'is sinin derler. Hiç meyve ortada yok, 3 senelik mehsulatını satıyorum. Peygamber Efendimiz bunu nehyeyledi. Buna ne derler? Bey'ü's sinin derler. İşte bu yukarıda da okuduğumuz hadis-i şerifler de böyle. Sinin kısmına dahil. Yani hiç daha ağaç çiçek açmazdan evvel satılıyor. Bu manaya şimdi alıyoruz biz. Şimdi demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bu birçok hadisler okuduk ya. Siz ağacın üzerindeki meyveyi satmayın hatta o salih oluncaya kadar. Bunun manası ne? Birinci mezhep sahipleri dediler ki çiçek açmış, çiçekler domurcak vurmuş, çiçek iken mevcudu. Adam görüyor ağaçta çiçek çok. Yahut da çiçekler tökülmüş, domurcak olmuş. Gene belli hem bunun domurcuğu çok. Bunların satılmaz, ne vakit ki yenilir bir hale gelir de hastalık, meslek daha buna gelmez. Düşen düşmüş, sayılan olmuş. Ondan sonra gerisi bu meyve. Çünkü o çiçek açılırken çiçeklerin bir kısmı dökülür, ondan bir istifade edilmez. O domurcuk olduktan sonra da sıkı olur, onların da bir kısmı tökülür. Ondan sonra kalan kalır ki artık o meyve olacak, ondan sonra satış olur. Birisi bu. İkinci tevil edenler de diyorlar ki hayır, sizin anladığınız gibi değil. Ya hiç çiçek açmadan ağacın üzerindeki meyveyi satıyor. Çiçek açmamış abi. Çünkü çiçek açılırsa bir mevcut var ortada. Domurcuk olursa gene bir mevcut var. Bunlar caiz olabilir. Ama hiç çiçek açmadan ta 2 senelik, 3 senelik varidatını satıyor. Ne var arada? Hiçbir şey yok. Bir adam meçhulü satıyor. Kendi elinde olmayan bir şeyi satıyor. Bu caiz değildir. İşte bunun manası budur. Şimdi bu hadisi şeriflerde iki türlü kavul çıktı. Birincilerin anladığı başka, ikincilerin anladığı başka. Şimdi bir de araştırıp da bu iki türlü mana çıkaranların hangisinin kavli daha kuvvetli, daha tercih edilir? Mesele oraya gelecek. Yalnız arada bir şey var. Senelerin bey'i caiz değil. Yani tarlanın varidatını yahut da bahçenin varidatını 2-3 seneliğini birden satıyor. İcareye veriyor manasına değil, o icare başka. Satıyor. O bağın mahsulünü satıyor. Bu caiz değil. Onu ispat ediyor. Diyor ki, haddesena Yunus, kâle haddesena Süfyan ibn-i Uyeyne, en Hümeydil A'raç, en Süleyman ibn-i Atik, en Cabir ibn-i Abdillah, ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, neha en bey'is sinin, senelerin bey'inden nehyeyledi. Gelecek senelerin varidatını satmadan nehyeyledi. Kale Yunus. Yunus dedi ki kale lena Süfyan. Bize Süfyan dedi ki bu bey'usinin ne demektir? Huve bey'usimar. Meyveleri satmaktır. Gebde en yebdü ve selahuha. Onun selahi zahir olmadan evvel, yenilir bir hale gelmezden evvel satmaktır. Süfyan böyle tefsir eyledi. Burada kalalım mı? Yeter. حدثنا ربيع الجيزي وإبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعيد بن كثير بن
Zufeyr قال حدثنا كهمس بن المنهب عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seneleri satmadan nehyledi. Seneleri satmak ne demek? Bir rakamında diyor ki بَيْعُ السِّنِينَ قِيلَ هُوَ الْمُعَاوَمَةِ وَهُوَ بَيْعُ سَمَرِ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ سَنَتَيْنِ وَثَلَاثًا فَسَعِدًا قَبْلَ اَنْ يَظْهَرَ ثِمَارُهُ وَهَذَا الْبَيْعُ بَاطِلْ لَأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَمْ يُخْلَقْ فَهُوَ كَبَيْعِ الْوَرَةِ قَبْلَ اَنْ يُخْلَقْ. Ağacın üzerinde olacak meyveleri, bir sene, iki sene sonra olacak meyveleri satıyor. Beyusinin bu. Diyor ki benim bahçemin varidatını ne kadar ise iki seneliğini, üç seneliğini sana sattım. Bu beye batıldır. Niye? Arada bir şey yok ki daha da iki sene sonra, bir sene sonra olacak meyveyi satıyorsun. Hala hazırda ortada bir şey yok. Bu ne gibi diyor? Cariyesi var. Diyor ki bu cariyeden çocuk olursa o çocuğu sana satacağım. Cariyenin karnında çocuk yok da. Onun gibi. Halk olmamış bir şeyi satıyor. İşte bu bey'isinindir. Bey'isininden nehyeyledi. Yani bunun maksadı bizim yukarıda okuduğumuz hadisi şerifleri, bu ikinci mezhep sahipleri bunu alıyorlar. Bir meyveyi satmak caiz değildir. Hatta ekle salih olmadıkça. Ne demek bu? Birinci zümre dediler ki yani ağaçta meyve var fakat yenilmeye salih değil, bunun satılması caiz değildir. Yenilmeye salih oldu mu caiz olur. Bu ikinci zümre diyor ki hayır, o manaya değil. O hadis-i şeriflerin manası daha halk olunmamış meyveyi satıyor. Birkaç sene sonra gelecek meyveleri şimdiden satıyor. Bu hadislerin manası budur. Bey'isinin bu. Bey'isininden Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Şimdi bunu da ispat ediyoruz. İşte bu hadisi şerifte Semretü bin Cündüp'ten rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz Bey'isinini yani ileriki senelerde hasıl olacak meyvelerin satılmasından nehyeyledi. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا ابن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر يعني صلى الله عليه وسلم ميوي ستمد نهيلدي حتى يطعم حتى تعملنا ينلا ودرجية كالدين ستمر حدثنا محمد بن خزيم ورد ابن نقصان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله yine جابر بن عبد الله'dan rivayet ediyor an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den mislehu bu hadisi şerifin aynını حدثنا إبراهيم بن مرجو قال حدثنا وهب بن أبي الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل. أبي البختري diyor ki ben Abdullah ibn Abbas'a sordum عن بيع النخل hurmayı satmaktan. Ağacın üzerindeki yaş hurmayı satmak. فقال Abdullah ibn Abbas buyurdular ki نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz nehy buyurdular عن بيع النخل ağacın üzerinde hurmayı satmaktan. Hatta ne'kule minhu, hatta ondan biz yemedikçe, yani artık yenilme derecesine gelmedikçe. Ev hatta yu'kele minhu. Yani rivayet, ya ne'kule yahut da yu'kele. Yani biz yemedikçe yahut da başkaları ondan yemedikçe. Yenilecek dereceye gelecek, ondan sonra satılması caiz olacak. Haddesena İbrahim ibn-i Merzu, kâle haddesena Vahbun ve Ebu'l-Velid. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النخل فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى نأكل منه أو حتى يؤكل منه حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء
قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول سألت ابن عباس عن السلام. عمرو بن مرة diyor ki ben Ebu Bukhari Tayyi'yi işittim. Derdi ki Abdullah ibn Abbas'a sordum. Ani selemi bey'i selemden. Fekultu ben dedim ki inna nedeu eşya'a biz birçok şeyleri terk ediyoruz. La necidu leha fi kitabillahi azze ve cel. Öyle şeyler ki biz Allah'ın kitabında onlar için bulamadık tahrimen. Haram olduğuna dair Kur'an'da bir şeyler bulamadık. Fakat öyleyken biz bunları terk ediyoruz. Birisi de bu bey'i selem Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor. Zikredilmiyor. Ne helal ne haram. Öyleyken biz bunu terk ediyoruz dedi. Kâle. Abdullah ibn-i Abbas diyorlar ki nâ nef'alu zâlik. Biz bunu işliyoruz. Bu bey'i selem işliyoruz. Nehâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehy buyurdular. En bey'in nehli hattâ yu'kele minhu. Ağacın üzerindeki hurmayı satmaktan nehyeledi. Hatta ondan yenilmedikçe, yenilecek dereceye gelmedikçe. Bey-i Selef esas tarifidir. Bey-i Selef parayı peşin veriyor, mali sonra alıyor. Bey-i Selef bu. Para peşin, mal veresiye. Haddesena Ravh ibnül Ferec. Kale haddesena Yahya ibn Abdillah ibn Bükeyr. Kale haddeseni el-Mufaddal ibn Fudale. عن خالد أنه سمع عطاء ابن أبي رباح يسأل عن الرجل عطاء ابن أبي رباح diyor ben işittim ki يسأل عن الرجل bir adamdan sual edilirdi yani ona sorardılar bir adamdan ki يبيعوا ثمرة أرضه kendi yerinin meyvesini satıyor رتبًا كان أو عنبًا رتبًا كان أو عنبًا istersen yaş hurma olsun istersen yaş üzüm olsun bu adam bunu satıyor. Evet, fiha yerinde, arazisinde, ağacın üzerinde. قَبْلَ اَنْ فَطِيبَ O güzel olmazdan evvel. O meyve yetişmezden, kemale gelmezden evvel onu satıyor. Bu meseleden sordular. فَقَالَ اَتَاءِ بُنْ اَب۪ي رَبَحْ dedi ki, لَا يَسْلُحْ Bu salih olmaz, doğru olmaz bu. اِنَّ اَبْنَ زُبَيْرِ Abdullah ibn-i Zübeyr بَاعَ ثَمَرَةَ اَرْضٍ لَهُ kendisinin bir arazisi var idi, onun meyvelerini sattı. Selâfesini, üç seneligini, gelecek mehsulatının üç seneligini sattı. فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ جَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِ Bunu Hz. Cabir işitti ki Abdullah ibn Zübeyr böyle bir muamele yapmış. فَخَرَجَ اِلَى الْمَسْجِدِ Hz. Cabir mescide çıktı. فَقَالَ فِي النَّاسِ Nas arasında dedi ki مَنَعَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz bizi men eyledi اَنْ نَبِيعَ الثَّمَرَةَ meyveyi satmaktan hatta tatibe kemale erişmedikçe binaenaleyh Abdullah ibn Zübeyr'in bu muamelesi hata dedi yani. Meyvenin değil kemale erişmesi daha meyve hiç yok ortada. İkisi üç seneliğini birden satıyor. Üç rekeminde bi'i selemde, rekeminde diyor ki اَنِ السَّلَمِ بِالتَّحْرِيكِ اِسْمٌ لِعَقْدٍ يُوْجِبِ الْمُلْكَ فِي الثَّمَنِ عَاجِلًا وَفِي الْمُثْمَنِ عَاجِلًا Müsmen, orada semen demiş yanlış olur. Bi'i selem bir akıttır ki o milki icap eder. Bir adam o alışverişle malik olur. فِي الثَّمَنِ عَاجِلًا Paradayı peşin. وَفِي الْمُثْمَنِ O paranın karşılığı da acilen veresiye. Diyor ki bak senin şu tarlanın buğdası var ya mesela tarlayı buğda ekmiş. Buğda güzel yetişmiş. Gelip bakıyor diyor ki bu tarlanın buğdasından bana tenekesi mesela 10 riyaldan 100 teneke bu bana buğda vereceksin. Pazarlık ediyorlar. Parasını veriyor. O da o tarladan çıkan o buğdadan ona getirip sonra teslim ediyor, parasını almış. Bey-i Selam bu. Buğda da olur, arpa da olur. Onun 10 şerti var. Beyan edecek. Bey-i Selam'da alacağı şeyin cinsini, mesela buğda mı, arpa mı? Sonra nev'ünü, hangi türlü arpa, hangi türlü buğda? Sonra ölçeği ne kadar? Sonra parayı peşin verecek, paranın miktarı malum olacak.
teslim edilen yer de malum olacak. Nerede teslim edilecek? O şartlar olursa bey-i selam caiz. Şimdi bu bey-i selam, Abdullah İbni Zübeyr meydana gelmeden 3 senelik mehsulü birden satmış bey-i selam olarak. Parayı almış, 3 sene sonra mehsulü verecek. Cabir İbni Abdullah da gelmiş, itiraz etmiş ki bu caiz olmaz. Niye? O arada bir şey yok. Peygamber Efendimiz bunu men eyledi. Hatta değil öyle 2-3 senelik hali hazırda çiçek halında yahut da domurcuk halında olanı da satmak caiz değildir. Hatta yenilecek bir hale gelecek de ondan sonra satılacak. İşte bey-i selam de buradadır. Bey-i selam bundadır diyor. Şimdi bey-i selam bu çiçek esnasında bey-i selam caiz olur mu? Yoksa o da yenilecek bir dereceye geldikten sonra mı olacak? Bunun hakkında ihtilaf oluyor. Bu iki mezhebin esas dedi Kudusi, ihtilafı bu meselede. Şimdi burada izah ediyor ki Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağacın üzerindeki meyveyi satmaktan nehyiledi ta ki o yenilecek bir hale gelirse. Gelirse o caiz. Ötekiler dediler ki hayır. Çiçek halinde de caiz olur. Aşı olduktan sonra satılması caiz mi değil mi? Evet. Haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene vehbun kâle haddesene şöbetü en emri ibn-i murre en ebil bakhteri kâle se'eltü ibn-i Ömer enisselefi fissemer. Abdullah ibn-i Ömer'e sordum. Meyvede bey'i selem. Selem, selef de derler, selem de derler. Yani ağacın üzerindeki meyveyi satıyor, parayı peşin oluyor fakat kemale erdikten sonra o meyveyi teslim edecek. Fekale İbn Ömer dediler ki neha Ömeru Hazreti Ömer nehyeyledi en bey'i semer meyveyi satmaktan hatta yasluha salih oluncaya kadar satmaktan nehyeyledi. Yani meyve yenilmeye salih olur ondan sonra satılır dedi. Fedellet hâzîl ilâsâr bu eserler delalet eyledi. Elletî zekirnâhâ öyle eserler ki biz zikreyledik. Neye delalet eyledi? Alâ enne thimârel menhiyye en bey'ihâ. Alâ enne thimâr şuna delalet etti ki meyveler. Öyle meyveler ki el menhiyye nehyedildi. En bey'ihâ o meyvelerin satılmasında nehyedildi. Qeble büdüvî selâhihâ. Selahi zahir olmazdan evvel. Şu meyveler ki selahi zahir olmazdan evvel yani yenilecek dereceye gelmezden evvel satılmasında nehyedildi. Mahiye bu nedir? Ne şekildedir? Evet. Buna delalet etti. Bu eserler buna delalet ediyor. Fe inneha işte o meyveler el mebi'atü satılan meyveler onlardır. Qeble kevniha olmazdan evvel ney? El müstefe aleyha müstefin aleyh olmazdan evvel satılan meyveler bunlardır ki bunlar caiz değildir. Yani bey-i selam onun üzerine icrası caiz olmayan meyvelerdir. İşte bu eserler buna delalet eder. Ama bey-i selam onda caiz olacak şekilde olursa onda caizdir. Peki bey-i selam ne de caiz, ne derecede caiz, ne derecede caiz değil, bunun da izahı lazım. Aşağıda onu da izah ediyor. فَنَهَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz nehyeyledi. اَنْ ذَٰلِكْ Bundan. Ağacın üzerindeki meyveyi satmaktan. حَتَّى يَكُونَ Hatta o meyve ola. وَيُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْعَاهَ Bir hasteliğinde ona gelmesinden emin oluna. فَحَيْنَيْزِنْ işte bu vakitte يَتُوذُ السَّلَمُ ف۪يهَا O meyvede bey-i selam caiz olur. Orayı örtelim. Efela tera, sen görmez misin ki? Enne ibn-i Ömer'e radıyallahu anhüme, Abdullah ibn-i Ömer, lemmâ se'elehu Ebu'l-Bakhteri, Ebu'l-Bakhteri vaktaki ona sordu. Enisselemi finnehil, hurmadaki selemden, hurma ağacındaki hurmayı satacak bey-i selemde, parayı peşin alacak, hurmayı sonra teslim edecek. Bunu sordu. Kâne cevabuhu fî zâlik, ibn-i Ömer'in cevabı bunda oldu. مَا زُكْرَ فِي حَدِيسِ Hadisinde zikredilen cevap oldu. O da neden? Cevabı da neden?
Ani nehyi en bey'i simar, meyveleri satmaktan nehi. Hatta tut'ama, hatta o taam edilecek dereceye gele. Cevabı bu oldu. Hurma ağacının üzerindeki hurmayı satmak caiz midir? Dedi ki, yenilecek dereceye gelmedikçe satması caiz değildir. İşte bey'i selam bunda caizdir. Demek bey'i selam ne vakitte caiz? Yenilecek dereceye gelecek de ondan sonra onu pazarlık edecek. Yani daha ondan sonra bir meraz, bir afet yok. Öyleyse adam geliyor, bak bundan sonra artık bu buna bir hastalık gelmek ihtimali yok. Binaenaleyh ben bunun meyvelerini satıyorum. Pekala, o da pazarlık ederler. Parasını peşin alır, meyvesini sonra teslim eder. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet eyledi ki عَلَى اَنَّ النَّهِي Nehi, ağacın üzerindeki meyveyi satmaktan vakı olan nehi. اِنَّمَا وَقَعَ فِي الْاَثَارِ اللَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا فِي هَذَا الْبَابِ Bu babda zikrini teklim eylediğimiz eserler de ki nehi ne üzerine orucudur? عَلَى بَيْعِ الثِّمَارِ Meyveleri satmak üzerine orucudur. قَبْلَ اَنْ تَكُونَ ثِمَارًا Meyve olmazdan evvel. Meyve olmazdan evvel satması caiz değil. Meyve olduktan sonra satması caiz. Ona da ne diyorlar? بَيْعِ سَلَمْ أَلَا تَرَى Sen görmez misin ila قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavline ki buyurdular اَرَيْتَ اِمَّنَا اللّٰهُ السَّمَرَى Sen görmez misin ki Allah-u Teala meyveyi men etmiş olsaydı, yani satışını بِمَا يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ Sizden biriniz nasıl alırdı? Neyle alırdı? مَا لَاخِيِّ Kardeşinin malını nasıl alırdı? Bu alışveriş bey-i selam caiz olmasa kardeşinin malını neyle alır yiyecekti? Alamazdı. Bey-i selam caiz oluyor ki o da onu alıyor, yiyor. فَلَا يَكُونُ ذَٰلِكَ Bu olmaz اِلَّا عَلَى الْمَنْعِ مَنْ Üzerine olur. Neden? مِنْ سَمَرَةٍ Bir meyveden meneye ki لَمْ يَكُنْ لَهُ اَنْ تَكُونَ Olmak onun için olmadı. Yani bu meyve olmayacak. Bu meyve olmaz. E olmazsa tabii Resulullah Efendimiz'in nehyetti ki bu. Daha hele bu meçhul meyve olacak mı, olmayacak mı? Sen bunu nasıl satıyorsun? Satamazsın. Ha, artık vakti geçti. Bu meyve olmak tekerrür etti. Bu ağacın üzerindeki bu domuzcuklar meyve olur. İşte ondan sonra satılması caiz oldu. وَاِنَّمَا الَّذ۪ي فِي هَذ۪ي الْاَسَارِ Bu eserlerde olan nehi, هُوَ النَّهْيُ عَنِ السَّلَمِ Selemden nehidir, فِي الثِّمَارِ Meyvelerde, فِي غَيْرِ حِينَهَا Vakti gelmezden evvel. Bu yukarıda okuduğumuz bütün hadisi şerifler, بَيْعِ السَّلَمْ caiz olmaz, hatta vakti gele. Vakti de nedir? Bu ağacın üzerindeki olacak meyveye daha bir ahet, bir afet erişmez. Bu da tabi bir kaide-i umumiye, mutlak erişmez manasına değil de olur ki doğru gelir, olur. O başka. Yani adet olan bazı hastalıklar var. Mevsiminde geliyor, ağaca vuruyor. İşte onlar daha geçti vakti, daha gelmez. O bazı de ne dedi? Süreyya'nın tülü. Fakat ekser hadislerde diyor ki yenilmeye salih oluyor yahut da hayvanı alak olmaya salih oluyor. İşte o vakitte bey'i selam yapması caizdir. Ve innema allazi fi hadi ilasar bu eserlerde olan huve nehyu anis selam fi simari fi gayri hina vakti olmadan meyvelerde bey'i selam yapmadan Peygamber Efendimiz nehyetti. Bu nehi odur. Fe hadi ilasar bu eserler tedullu delalet eder alen nehyi an zalik bundan nehide delalet eder. Yani o meyve yenilecek dereceye gelmedikçe bey'i selam yapılamaz. فَاَمَّا بَيْعُ السِّمَارِ فِي اَشْجَارِهَا Ama meyveleri ağaçların üzerinde satmak بَعْدَ مَا زَهَرَتْ O meyveler zahir olduktan sonra فَاِنَّ ذَٰلِكَ عِنْدَنَا جَائِزٌ صَحِيهٌ Bu bizim indimizde caizdir ve sahihtir. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَٰلِكَ Bunun üzerinde de delil de مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den gelen hadisi şeriftir. Hadisi şerif de şu حَدَّسَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ صَالِحِ قَالَ حَدَّسَنِي اَلْلَيْسِ قَالَ حَدَّسَنِي اِبْنُ شِهَابِ اَنْ سَالِمِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عُمَرْ عَنِ اِبْنِ عُمَرْ قَالَ سَمِيَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ Ben Peygamber Efendimiz'i işittim buyururlar diye.
مَنْ بَاعَ نَخْلًا Bir adam bir nehli hurmayı satarsa بَاعَدَ اَنْ يُؤَبِّرَ Onu aşıladıktan sonra hurmanın aşısı erkek hurmanın çiçeğini alır öteki dişi hurmanın çiçeğini getirir ağacına bağlar. Rüzgar vurduğu vakitte o erkeğin çiçekleri o dişisinin çiçeklerine karışır. İşte o vakitte hurma olur. Tevhir bu, aşı o. Eğer bunu yapmazlarsa hurma az olur. فَسَمَرَتُهَا Bir adam böyle bir hurmayı aşıladı. Aşıladıktan sonra satarsa فَسَمَرَتُهَا O ağaçların meyvesi kim içindir? اِلَّذ۪ي بَعَهَا Satanındır. Satan adamındır. اِلَّا اَنْ يَشْتَرِتَ الْمُبْتَعُ İlla müşteri şart koşarsa ki bak ben ağaçları alıyorum ama başındaki meyveyi de alıyorum derse. وَمَنْ بَعَى Yine bir adam satsa ebden bir köleyi فَمَالُهُ O kölenin mali لِلَّذِي بَعَهُ Satan adamındır. Kölenin mali var. Köleyi satıyor. Mali de beraber mi? Yok. Mali satan adamın hakkıdır. اِلَّا اَنْ يَشْتَرِتَ الْمُبْتَعُ مُبْتَعُ İlla müşteri şart koşarsa ki bak ben bu köleyi alıyorum, kölenin elinde mal var, mali de beraber alıyorum. Bu vakitte dahil olur, yoksa dahil olmaz. Bir bu hadis-i şerif. Demek ki hurmayı satıyor, hurmanın üzerindeki ağaç aşılanmışsa o satan adamındır. İlla ki müşteri şart koşar. Haddesena Yezidu, kâle haddeseni el-Ka'nebiyyü, kâle haddeseni İbn-i Ebi Zîb. عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى عبدا ولم يشترط ماله bir adam bir köleyi satın alır malını şart koşmasa ben malını da alıyorum demese فلا شيء له müşteri için köleden başka bir şey yoktur yani kölenin malını alamaz ومن اشترط نخلا بعد تأبيرها hurmayı aşıladıktan sonra hurmayı alıyor hem de şart koşuyor ki bak ben bunun meyvesini de alıyorum. Evet. Ve men iştara olacak. İştara de değil. Ve men iştara. Onu yanlış. Bir adam satın alsa nehlen bir hurmayı ba'de tebiriha çiçek aşısı yapıldıktan sonra ve lem yeşterit semer meyvesini şart koşmazsa فَلَا شَيْءَ لَهُ Alan adam için bir şey yoktur. Niye? Aşılandıktan sonra satan adamın mali olur. Eğer sözde konuşurlarsa dahil olur. Yoksa dahil olmaz. حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَسْرٍ قَالَ سَمِيَتُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمَّادُ بْنُ سَلَمَا اَنْ اَكْرِمَةَ بْنِ خَالِدِ الْمَخْسُومِي اَنْ اِبْنِ عُمَرْ اَنَّ رَجُلًا اِشْتَرَى نَخْلًا Bir adam, Abdullah ibn Ömer diyor ki, bir hurma satın aldı. Hurma ağacı. قَدْ اَبَّرَهَا صَاحِبُهَا Satan adam onu aşılamıştı. فَخَاسَمَهُ لَنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Aralarında cidal oldu. Peygamber Efendimiz'e gitti. Davayı oraya nakletti. فَقَدَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ Bu adam üzerine Peygamber Efendimiz hükmeyledi ki اَنَّ السَّمَرَةَ مَيْوَ لِسَاحِبِهَا Satan adamındır. اَلَّذ۪ي اَبَّرَهَا Onu aşılayan kim ise meyve onundur. اِلَّا اَنْ يَشْتَرِتَ الْمُشْتَرِي İlla müşteri satış esnasında bak ben meyvesini de beraber alıyorum derse dahil olur. Yoksa olmaz. قال Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz kıldı. فِي هَذِي لَا سَرْ Bu hadisi şeriflerde semeren nehli, hurmanın meyvesini kıldı. Kime? Libâ'i'ehâ. Satan adama kıldı. Hükmü ona verdi. İllâ en yeştarîtahâ mübüta'uhâ. İlla müşteri onu şart koşarsa ki ben meyvesini de alıyorum derse alışverişe dahil olur. Yoksa dahil olmaz. Alan adam ağaçları almıştır. Başındaki meyveler mal sahibindir, satan adamındır. Feyekûnü lehû iştirâtuhu iyyâhâ. Eğer müşteri şart koşarsa o şart mucebince o da meyveler de ona dahil olur. Ve yekunu bizalik o şart koşmak sebebiyle olur müttaan leha meyveleri de satın almış olur. Çünkü konuştu. Ve kad ebaha nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hahuna Peygamber Efendimiz burada mübah kıldı. Bey'a semeretin meyveyi satmayı fi ruusin nehli
ağaçların başında قَبْلَ بُدُوِّ سَلَاحِهَا Selahının zuhurundan evvel Peygamber Efendimiz satılmayı mübah kıldı. Ha, buna ne diyeceksin şimdi? Şimdi yukarıda okuduğumuz bütün hadis-i şeriflerde yenilecek dereceye gelmedikçe satılmaz. Halbuki burada adam kurmayı aşılamış. Daha hele hiçbir şey yok. Yalnız erkeğin çiçeğini getirmiş, dişi hurmanın çiçeğinin arasına bağlamış. Bitti, o kadar. Ondan sonra hurma ağaçlarını satmış. Hasil olan hurma, eğer söz konusu olmazsa, ihtilaf ederlerse, kimindir? Bayi mi, müşterinin mi? Bayi, müşteri. Madem zikretmediler, müşteri hak dava edemez. Yok, şart koşarsa ki, bak ben bu ağaçları alıyorum, hurmaları da beraber alıyorum, o vakitte caizdir. Ha? Daha çiçekliyken bak hurmaları da satın aldı, caiz oldu. Öteki hadis-i şeriflere muhalif oldu. Öteki hadis-i şeriflerde yenilecek hala gelmedikçe satılmazdı. Halbuki burada daha çiçek iken yanınız aşı olmuş. Çiçek iken satıldı ve caiz oldu. Şimdi bu iki tarafı nasıl halledeceğiz? Fedelle zalik, bu delalet etti ki اَنَّ الْمَعْنَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الْآثَارِ الْاُوَلِ Evvelki eserlerde nehyedilen mana, خِلَافُ هَذَا الْمَعْنَى Bu mananın hilafıdır. Niye? Bu sonki hadis-i şerifte daha çiçekteyken hurmayı satıyor, satılıyor. Yukarıdakiler de hayır. Yenilecek bir hale gelmedikçe satılması caiz değildir. Demek ki bu mana başka, o mana başka. Oradaki hadislerin delalet ettiği seleme mahsus, onu getirecek. Bey'i selem onları da caiz olmaz, hatta yenilecek bir hale gelmedikçe. Ama beriki mutlak bey'i selem değil, mutlak satıyor. Bey'i selem olsun olmasın, ayrıldı birbirinden. Şimdi yalnız orada birisi gelir yatıraz eder, nedir? فَاِنْ قَائِلَ قَائِلٌ Bir adam yatıraz etse dese ki, اِنَّمَا اُجِيزَ Caiz kılınan şey, Peygamber Efendimiz hurmayla beraber o ağacın üzerindeki çiçeklerin de satılmasını tecviz etti. Huve bey'u semeri fi hadi'l azar bu eserlerde vaku olan meyveyi satmaktır. Lennehu mebi'un ma'a gayrihi bu caizdir çünkü o hurma kendi halına satılmıyor. Başkasıyla beraber satılıyor. O da ne? Ağacıyla beraber. Bu caizdir. Ağaç ile beraber olduğundan dolayı caizdir diye itiraz etse وَلَيْسَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ مَا غَيْرِهِ Evet, yenilecek dereceye gelmezden evvel bir meyveyi satmak başkasıyla beraber olursa bu caiz. Tek başına olursa caiz değil. Evet, وَلَيْسَ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ مَا غَيْرِهِ Başkasıyla beraber satılmasının cevazında olmadı. Ne olmadı? مَا bir hüküm ki يَدُلُّ عَلَى أَنَّ بَيْعَهُ وَحْدَهُ كَذَلِكَ Yalnız satılırsa bu da böyledir. Bu böyle olmadı. Bu ayrı ayrı. Ağacı satıyor da ağacın üzerindeki meyveyi de beraber satıyor. Ona itirazımız yok. Ama ağacı satmasa da ağacın üzerindeki meyveyi satsa bu caiz değildir. O ona delalet etmez diye itiraz etti. لَاَنَّا قَدْ رَيْنَا اَشْيَا Biz birçok şeyleri gördük ki تَدْخُلُ مَا غَيْرَهَا فِي الْبَيْعَةِ Alışverişte başkasıyla beraber alışverişe girer. وَلَا يَجُوزُ اِفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ Fakat onu tek başına satsak caiz olmaz. Böyle bir şeyler var. مِنْ زَارِكِ işte bunlardan da ne? اَتْتُرُقُ وَالْاَفْنِيَ Yollar ve etraf. تَدْخُلُ فِي بِيْعِ الدُّورِ Evlerin satılmasına dahil olur. Adam evini satıyor. Evin yolu da beraberdir. Stresin etmesin. Madem evi birisi satıyor, birisi alıyor. Hayır ben evi sattım ama yolunu satmadım. Dese müteber olur mu? Olmaz. Evin etrafında boşluk var. Fena derler ona. Evi satıyorum ama o boşluğu satmıyorum. Olmaz. O evin etrafı da ona tabi. Şimdi bu gibi şeyler alışverişe dahil olur zikredilmese bile. Fakat وَلَا يَجُوزَ اَنْ تُفْرَدَ بِالْبَيْعِ Onları tek başına satmak caiz olmaz. Adam gelse dese ki ben evi satmıyorum ama evin yolunu satıyorum. Olmaz ki. Kendi başına yol satılmaz. Ben evi satmıyorum. Fakat evinin önündeki boşluğu satıyorum. Bu da olmaz. Fena olsun, yol olsun. Bunlar tek başına satılmaz. Fakat evinle beraber satılır. Hem de zikretmeye lüzum yok.
Binaenaleyh bu hurma meselesi de böyledir dedi o. Ağacın üzerinde olursa satılır ama ağacın üzerinde olmasa ağacı satmıyor da yalnız hurmayı satıyor. Bu caiz olmaz hatta yenilecek bir dereceye gelmedikçe demek istedi bu. Buna ne cevap verilecek? Diyor ki فَجَوَابُنَا فِي ذَٰلِكِ Bu mesele hakkındaki bizim cevabımız وَاللّٰهَ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِقِ Tevfik de Hazreti Allah'tandır. اَنَّتْ تُرُوكَ وَالْاَفْنِيَةَ Evlerin yolları ve etrafları تَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ Alışverişe dahil olur. وَاِنْ لَمْ يُشْتَرَتْ Şart kılınmasa bile. Şart kılınsan kılınmasın. Evin yolu ve fenası evin bey'ine dahil olur. وَلَا يَدْخُلُ الثَّمَرُ فِي بَيْعِ النَّخِلِ Fakat hurmanın üzerindeki meyve hurma ağacının satışına dahil olmaz. İlla en yüştaret illa şart kılınırsa bunların farkı var. Ev satarken yol ona dahil olur, fena ona dahil olur ama ağacı aşı yaptıktan sonra ağacı satarsa başındaki hurma dahil olmaz. İlla zikredilecek, şart koşulacak. فَالَّذِي يَدْخُلُ فِي بَيْعَ غَيْرِهِ Şol bir şey ki gayr, başka bir şeyin bey'ine dahil olur. لَا بِشْتِرَاتٍ Şart koşulmaksızın. O da ne? Evin yolu gibi. Huwa o nedir? اَلَّذ۪ي Ol bir şeydir ki لَا يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ مَبِيَنْ وَحْتَهُ Yalnız başına satılması caiz olmayan şeydir. Evin yolu gibi. Evin yolu, ev satılırsa eve tabidir. Ama evden ayrı satacak olursansa o caiz değildir. Doğru. وَالَّذ۪ي لَا يَكُونُ دَاخِلًا فِي بَيْءَ غَيْرِهِ Ol bir şey ki başka bir şeyin bey'ine dahil olmaz illa biştiratin, illa şart ile. O da nedir? Hurmanın üzerindeki, ağacın üzerindeki meyve gibi. Ağacı satarken hurma ona dahil olmaz illa şart ile. وَالَّذ۪ي işte o da ol bir şeydir ki اِذَا اشْتَرَتَ Şart koşarsa kâne mebi'an o da mebi olur, satılır. فَلَمْ يَجُزُ Öyleyse caiz olmadı en يَكُونَ مَب۪يعًا مَا غَيْرِهِ Başkasıyla satılmakta mebi olmadı. اِلَّا وَبَيْعُهُ وَحْدَهُ جَائِزًا كَانَ جَائِزًا Oraya bir kâne. Demek ki onu yalnız başına satmak caiz oldu da onun için. Aradaki fark bu. Ama ince bir kıyas. Şimdi yol eve tabiedir. Evi satarken zikretsin etmesin, ev yol eve tabidir. Hayır. O şart koşsun koşmasın, öyleyse yolu tek başına satmak caiz olmaz. Hurmaya gelince, ağacı satarken hurma ona tabi olmuyor. Zikrederse tabi oluyor, zikretmese tabi olmuyor. Bak bu yol gibi olmadı, bu ayrıldı. Öyleyse demek ki ağacın üzerindeki hurmayı da müstakilden satabilir. Öteki gibi olmadı. Ağacı satmaz da hurmasını satabilir. Öyleyse yenilecek dereceye gelmezden evvel ağacın üzerinde aşılanmış çiçekler aşılanmış. Bunu satabilir mi? Satabilir. Bundan bu çıktı. Ağaçla beraber. Ya ağaçla beraber de olur, müstakil de olur. Müstakil de olur. Çünkü neden? Ağacı satarken o hurmaya şart koşmasa dahil olmuyor. Ağacın satılmasına dahil olmuyor. O hurma kimin oluyor? Satanız. Satan. Ha, demek ki ayrıldı bak. Ona tabi değil, ev gibi değil. Evin yolu evden ayrılmaz ama bu ağaçtan ayrılıyor. Madem ağaçtan ayrılıyor öyleyse isterse adam ağacına meyvesini beraber satar. İsterse yalnız ağacını satar. Meyvesini satmaz. İsterse meyvesini satar, ağacını satmaz. Birbirinden ayrılabiliyor. Meseleyi oraya getirdi. İlla ve bey'u vehdehu kâne caizem. Kâne yazdınız mı? Oraya bir kâne ister. Elâ yura siz görülmez mi ki enne racülen bir adam levba adâren bir evi satsa ve fîhâ metâun ve evde de eşyalar olsa enne zâliken metâ o eşya la yetulü fil bey'e onun satışına dahil olmaz ve enne müşteriyeha onu satın alan leviş taratehu onu şart koşarsa fî şirâ-i dâr dâri alırken eşyaları da şart koşarsa ki bak ben evi alıyorum içindeki eşyalarıyla beraber sâre lehu o müşteri için olur her şeyler ne sebebiyle biştirâtihi iyyâhu şart koştuğundan dolayı ben evin içindeki eşyaları da beraber alıyorum diye şart koştu da alışverişe girdi yoksa şart koşmasa
evi alan adam içindeki eşyaları da iddia edebilir mi? Yok, iddia edemez. وَلَوْ كَانَ الَّذ۪ي فِي الدَّارِ خَمْرًا اَوْ خِنْز۪يرًا Bir adam evi sattı, dedi ki evin içindeki şeyleri de ne varsa onları da beraber şart koştu. Bir de baktılar evin içinde de hamrının hınzır varmış. Ne oldu şimdi? فَاشْتَرَتَهُ فِي الْبَيْعِ Beyede de şart koştular böyle. Evi satıyorum, bak evin içindeki ne varsa onu da satıyorum. O da hınzırıymış yahut da hamrıymış. فَسَدَ الْبَيْعُ Beye fasit oldu. Niye? Adam aldığı şeyin bir kısmı mübah, bir kısmı haram. Evin satışı mübah. Hınzırın, hamrın satışı mübah değil. Bunların ikisini bir beyada sattığından bu beyana ne derler? Bey'i fasit. Bey'i fasit oldu. فَكَانَ لَا يَدْخُلْ فِي شِرَائِهِ الدَّارَ Evet. Dari satın almasına dahil olmaz. بِشْتِرَاتِهِ فِي ذَلِكِ O evin içindekini de beraber alıyorum diye böyle şart koşarsa o şarta dahil olmaz. İlla bir şey dahil olur ki yecuzu lehu şirauhu. Onu almak satın caiz olur. Şer'en caiz olan bir şey varsa evin içinde o ona dahil olur. Yok şer'en caiz değilse dahil olmaz. Evin içinde hali var, dolap var. Oldu. Ben evi satıyorum. İçerisindeki eşyalar da mübah kısımdan onlar da dahil olur. Yok içerisinde hamir, hınzır olursa beye fasit olur. Şirauhu, o bir vav yapın, onun üzerine hemze koyun. Onu da yanlış hareketlemiş. Velev iştera vehdehu. Onu yanını satın alsa. Ve kâne semerullezî zekerna. O meyvedeki biz zikreyledik. Yecûzü lehu iştiratuhu me'an nehr. Nehr ile beraber, ağacıyla beraber onu da şerh koşmak caiz olsa. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكْ Bu olmadı. اِلَّا لَأَنَّهُ اِلَّا Şu şey için caiz oldu ki يَتُوزُ بَيْعُهُ وَحْدَهُ Onu yalınız satmak da caiz oldu. Demek ki meyve ağaç satılırken şart koşulursa ağaca tabi oluyor. Yoksa alışverişe tabi olmuyor şart koşulmasa. Alışverişe girmiyor. Ha, demek ki meyve ağaçtan ayrılıyor. Öyleyse o meyveyi tek başına satmak da caiz oldu. O da tebirden sonra. Yani aşıladıktan sonra. Evvela yura görülmez mi ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle fî hadil hadis. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte buyurdu. Ve karenehu ve nide mukarin kıldı mâ zikrihi ennehli. Nehli zikriyle beraber mukarin kıldı. Ne dedi? Hurmayı satar, üzerindeki meyveyi de şart koşarsa bu ona mukarin kıldı. Men daa abden, bir adam bir köleyi satarsa, öyle köle ki lehu malun, onun elinde mal da var. Fe maluhu lil bayi, o kölenin mali bayi içindir. Müşteri hak dava edemez. İlla en yeştaritavul mütta, illa satın alan, satın alan adam şart koşarsa dahil olur. فَجَعَلَ الْمَالُ فَجُعِلَ الْمَالُ مَالْ قِلِنْدِ لِلْبَايِعِ بَايِعَ قِلِنْدِ Müşteriye değil. اِذَا لَمْ يَشْتَرِتُ الْمُبْتَعِ Müşteri şart koşmazsa, evet o kölenin mali bayi'a verilir, müşteriye verilmez. وَجَعَلَهُ لِلْمُبْتَعِ Peygamber Efendimiz o kölenin malını müşteriye kıldı, بِشْتِرَاتِهِ اِيَّهُ Eğer onu şart koşarsa. Köleyi alıyorum maliyle beraber derse vakitte müşterinindir. وَكَانَ ذَٰلِكَ الْمَالِ Bu mal oldu. وَكَانَ خَمْرًا اَوْ خِنْز۪يرًا Hamir ve hınzir olsaydı فَسَدَ بَيْعُ الْعَبْدِ Kölenin de alışverişi batıl olurdu. Kölenin elinde ne var mesela? Hınzır var. Köleyi satıyor hınzırla beraber. Vakit alışveriş batıl olur. Niye? Kölenin bey'i caiz, hamirin bey'i caiz değil. Yok. Helal olan mal ise ayrılır. Şerte bağlı. Kölenin elinde diyelim 5 tane de deve var. Ben köleyi satıyorum, develeri de beraber. Ona göre fiyat verir, caiz. Köleyi satıyorum dedi fakat develeri zikretmediler. Köleyi alan adam develeri de ben alırım diyebilir mi? Diyemez. Develer kimindir? Satan adamındır. Fesede beyveler dizeştaratehu fihi. Eğer şart koşarsa ki ben köleyi hınzırlarıyla beraber alıyorum, o vakitte diye
fasit olur. Ve innemâ yecûzu, burada kalsın. Allahu Teala alem. فَجَعَلَ الْمَالَ لِلْبَايَعِ اِذَا لَمْ يَشْتَرِتُ الْمُبْتَعِ فَجَعَلَهُ لِلْمُبْتَعِ بِاشْتِرَاتِهِ اِيَّهِ وَكَانَ ذَلِكَ الْمَالَ لَوْ كَانَ خَمْرًا اَوْ خِنْزِيرًا فَسَدَ بَيْعُ الْعَبْدِ اِتَشْتَرَتَهُ ف۪يهِ. Dünkü dersin sonu bu. Şimdi buna diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bir köle satılır da onun mali olursa köleyi sattığı vakitte mal ona tabi değildir. İlla ki alan adam şart koşarsa ki ben köleyi maliyle beraber alıyorum. O vakitte o mal da bey'e girer ve bey'e sahih olur. Fakat o köle ile olan mal satılması helal olan cinsten olur ise bu bey'e sahih olur. Bir de var ki köle ile beraber hınzır var, hamir var. Köleyi satıyor, kölenin malı olan hınzırı, hamri de beraber satıyor. O kölenin satışı sahih olmaz. Buna bey'i fasit derler. Niçin? Kölenin satışı sahih fakat onunla beraber olan hınzirin hamri bey'i sahih değil. İkisi bir alışverişte bulunduğu gibi o bey'i fasit olur. Ve innemâ yecûzu caiz olur. En yüştarete me'al abdi. Köle ile beraber şart kılınar. Min mâlihi, kölenin malından. Ne şart kılına? Ma bir şey ki yecûzü bey'uhu, onu satmak caiz olur, vehdeh yalınız. Köle ile beraber hangi mal olsa sahih olur bey'e. Hamir hınzır olursa olmaz. Diye onlar bey'e sahih değil. Öyle bir mal o köleyle beraber satışa girer ki o mali ayrıca köleden ayrıca olarak satsan caiz olur. Ne gibi? Deve gibi, koyun gibi, başka mesela kumaştır yahut da başka bir şeydir. Bey'i sahih olan bir şey köleyle beraber satılırsa işte bu sahih olur. Tek başına satılması caiz olursa köleyle beraber de satılması caizdir. فَأَمَّا مَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَحْدَهُ. Ama o bir mal ki onu tek başına satsın caiz olmaz. Hamir hınzır gibi köleyle beraber onu da satıyorsun. فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاتُهُ. Onu şart koşmak caiz değildir. فِي بَيْعِهِ. Kölenin bey'inde. Ben köleyi alıyorum, onunla beraber olan hamri hınzırı da beraber alıyorum. Bu şart batıl. Ve bey'e de fasit. لَاَنَّهُ يَكُونُ بِذَٰلِكَ مَبِعًا. Onu şart koşarsa şeyi satmak la yesluhu, salih olmaz. İşte köleyle beraber olan hamir hınzır gibi. Evet. Fezalike eyza, işte bizim bu getirdiğimiz misal da delilun sahihun, sahih bir delildir. Ala ma zekerina, bizim zikrettiğimiz mesele üzerine. Ne de fissemereti, meyvede. Meyvenin satışında. Öyle meyvenin satışı ki eddâhileti fî bey'in nehli. Hurma ağacının bey'ine dahil olan meyve. Hurma ağacını satıyor, üzerindeki meyveyi de şart koşuyor. İşte o da sahih olur. Niçin? Bu hurma ağacını satsa, üzerindeki meyveyi istisna ise sahih olur. İdhal ederse o da sahih olur. Öyleyse o hurma ağacını satmıyor da üzerindeki meyveyi satıyor, o da sahih olur. Bu İmam-ı Azam'ın mezhebidir ve bunun delili de budur. Evet. Delilun sahihun, sahih bir delildir. Ala ma zikrine, bizim zikrettiğimiz mesele üzerine. Fis semereti dâhileti fî bey'in nahli. Hurma ağacının satışına dahil olan meyveye, meyvenin, meyve hakkında zikrettiğimiz meseleye delalet eder. Ne sebebiyle? Ona dahil bir iştirat, şart koşmak sebebiyle. Bak ağacı ben satıyorum. Öteki de diyor, ben dağılıyorum ama üzerindeki meyvesiyle beraber alıyorum. Sahih olur vakit. Niçin? Çünkü onun ağacın satılması helal olduğu gibi onun üzerindeki meyvenin satılması da helaldir. Bundan fakat başka bir mesele çıkıyor. Ağacı satmak sahih olduğu gibi meyvesiyle beraber de sahih. Öyleyse o meyvesi, ağacı satmasan da meyvesini ayrıca aşıdan sonra meyvesini satsan o da sahih. Evet. Evet, bu delili sahihtir ki bizim bu ağacı satıldığı vakitte şart koşulan semere nedir? Enneha,
bu es-semarulleti şur bir meyvelerdir ki yecuzu bey'uha, onları satmak caiz olur alel infirat, tek başına. Dune bey'in nehle ağacı satmaksızın o meyveleri de satmak caizdir, buna delalet eder. Fesebete bizalik, bununla sabit oldu mazekerine, bizim zikrettiğimiz mesele sabit oldu ki aşıdan sonra, yani bir meyveye gelen afetlerin vakti geçtikten sonra ister o çağalı olsun ister olmasın onu satmak caiz olur. Ve hâdâ kavlâ bi hanifete ve bi Yusuf rahmetullah aleyhime. Ebu Hanife ile ve bi Yusuf'un kavilleri de budur. Ama İmam Muhammed onun kavli başka. Şu anda yukarıdaki hadisi şeriflere ne dedikti, nasıl cevap verdi? Bir meyveyi satmak caiz olmaz, hatta yenilecek bir hala gelmeyince. O Bey-i Selem hakkında diyor. Bu hadis-i şeriflerin hepsi Bey-i Selem yapacaksa onlar habbise, buğda, arpa ise baş hakkında sertleşecek o. Sertleşecek. Yok meyveler ise artık yenilme halına gelecek bir halde olursa onda Bey-i Selem yapılır. O hadis-i şeriflerin manası o. Yoksa satışın kendisi hangi meyveler olursa olsun aşıdan sonra afetler geçtikten sonra ağacın üzerindeki meyveyi satmak caiz. Ağacınla beraber satmak da caiz, ayrıca satmak da caiz. Ve kâne Muhammed ibnül Hasan, Muhammed ibnül Hasan oldu, yezhebu, zahib olurdu ki ilâ ennen nehyellezî zekerina, bizim zikrettiğimiz nehi. Kimden? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den zikrettiğimiz. Fi evveli hadel bab, bu babın evvelinde. Bu babın evvelinde zikretti ya, Peygamber Efendimiz meyveyi satmayın hatta onun selahı zahir oluncaya kadar. Bu nedir? Diyor ki huve, bu bey'u semeri, meyveyi satmaktır. Ne şartıyla? Ala en yutreke, o meyve terk oluna, kala fi ru'usin nakhli, ağaçların üzerinde hatta yebluğa ve yetenaha, hatta o meyve kemale erişinceye kadar ve hatta yücedde, hatta ondan sonra sahibi gelip onu toplayıncaya kadar, bundan nehyetmiştir. Meyveyi satıyor, diyor ki bak ben bu meyveleri sattım, o da diyor ki ben de aldım ama bir şartına, senin ağacın üzerinde kalacak. Ta kemale erişinceye kadar ağacın üzerinde kalacak, ondan sonra gelip toplayacağım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nehyetti ki budur dedi İmam Muhammed. Yani ağacın üzerinde kalmak olmaz. Hemen de toplasa işe yaramaz. Yani onun için ne vakitte yenilecek bir hale gelirse o vakitte hemen satar, o da hemen toplar. Çağalı çağalı toplar, götürür satar. Yok çağalı haline gelmemişse sen aşı yaptıktan sonra yenilecek bir hale gelmemiş. Sen onu satıyorsun, hem de şart koşuyorsun ki yenilecek bir hale gelinceye kadar bu kalacak, ondan sonra ben gelip toplayacağım. Bu caiz değildir. İmam Muhammed de böyle iştihad etti. وَقَدْ وَقَعَ الْبَيْعُ عَلَيْهِ, o meyve üzerine bey'e vâku oldu. قَبْلَتْ تَنَاهِ, meyveler kemale ermezden evvel, yenilecek bir hale gelmezden evvel alışveriş oldu. Bu sahih değildir. فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي, müşteri olmuş olur. قَدْ اِبْتَعَ ثَمَرًا ظَاهِرًا, zahirde bir meyveyi satın almış olur. Daha neyi? وَمَا يَنْمِيهِ وَمَا دَخِبِي شَيْءٍ, satın almış olur ki يُنْمِيهِ, onu inma eder. Ney? نَخُلُ الْبَايَعِ, satanın ağaçları. بَعْدَ ذَلِكَ, alışverişten sonra اِلَا اَنْ يُجَدَّ, bu koparılıncaya kadar. Fezalike batılın, bu batıldır. Meyve kemale ermemiş. Meyveyi satın alıyor. Öteki de satıyor fakat şart koşuyorlar ki bu ağaçların üzerinde kalacak. Hatta ne vakitte yenilir bir hale gelirse adam gelip toplayacak. Şu aldığı adam iki şey almış oldu. Bir meyveyi satın almış oldu. Bir de ağacın menfaatini. O meyve onun ağacın üzerinde kalacak. Bir ay mı, iki ay mı, artık ne kadar sürecekse o ağacın o meyveyi yetiştirme kabiliyeti var ya, bir de onu satmış oluyor. O satmış, o da satın almış oluyor ki bu caiz değildir. Batıl olan bu. İmam Muhammed de dedi ki işte okuduğumuz hadisi şerifler bu mesele hakkındadır.
Kale İmam Muhammed buyurdu ki فَاَمَّا اِسَابَكَ الْبَيْعُ Eğer alışveriş vakı olursa بَعْدَمَا تَنَاهَا عِظَمْهُ Meyvenin büyüklüğü nihayet bulduktan sonra o meyve ne kadar büyüyecekse o kadar büyümüş. Daha büyüyeceği yok. وَنْكَتَعَتْ سِيَادَتُهُ Artık ondan sonra o meyvenin hacmi ziyade olmaz. Münkati olursa فَلَا بَأْسَ بَيْسُ olmadı. بِبْتِيَاعِهِ Onu satın almakta ve اشْتِرَاتِ تَرْكِهِ Onu da terk etmekte اِلَى حَسَادِهِ وَجُدَادِهِ O hasat vaktine kadar, o meyveyi toplayıncaya kadar kalsın. Bunda beis yok. Niye? Daha o ağacın onu büyütme kabiliyeti bitti daha. Yalnız meyveyi alıyor. Yalnız meyveyi alıyor, meyve kemale gelmiş. Daha büyümeyecek. Yalnız diyor ki meyve fesada gider. Şimdi toplasam çürür. Ağaçta kalsın da ben ağaçtan toplayayım yavaş yavaş sevk edeyim. O zarar yok, o olur. Niye? Ağacın menfaatini almıyor ki daha. Meyve kemale gelmiş. Su verecek. Yani. Bir şey yok. Ama yok. Hacmi ufak. Ondan sonra hele büyüyecek. O meyveyi alıyor hem de diyor ki ağaçta kalsın da ağaç bunu büyüsün. Bu olmaz. Sen meyveyi mi alıyorsun, ağacın menfaatini mi? İkisini beraber. Öyleyse bu bey'e batıldır. İmam Muhammed de böyle iştahat etti. Kale İmam Muhammed buyurdu ki فَاِنَّمَا وَقَعَ النَّهْيُ عَنْ ذَٰلِكَ Bundan nehi vakı oldu. Peygamber Efendimiz bundan nehiyledi. Ne için? لِشْتِرَاتِهِ تَرْكَ O meyveyi terk etmeyi şart koştuğu için. لِمَكَانِ ziyade, ziyade olsun diye. Ben bunu alıyorum, bunlar küçük. Ağaçta kalsın da büyüsünler. Ya işte bu bunun için batıl oldu bu beyi. Kale İmam Muhammed buyurdu ki فِي ذَٰلِكَ دَلِيلٌ İşte bunda delil olucudur ki اَلَا اَنْ لَا بَأْسَ بِذَٰلِكَ الْاِشْتِرَاتِ Bu şart koşmada beis yoktur. فِبْتِيَاعِهِ Onu satın almakta meyveyi بَعْدَ عَدَمِ ziyade. Ziyade yok olduktan sonra. Yani meyve büyümüş, kemale ermiş, daha büyümeyecek. Öyleyse bunu alıp da ağacın üzerinde koymada beis yok. Niye? Meyvelik, meyve kemale ermiş. Ağacın daha buna büyüdeceği, ağacın bunu büyüdeceği yok. Haddeseni Süleyman ibn-i Şuayb bihada İmam-ı Tahavi diyor ki Süleyman ibn-i Şuayb bana rivayet eyledi bu meseleyi ben ebihi babası Şuayb'den o da kimden? En Muhammed'in o da İmam Muhammed'den. İmam Muhammed'in mezhebi böyle olduğunu İmam-ı Tahavi'ye Şuayb oğlu Süleyman'a Süleyman da İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş. Şimdi İmam-ı Tahavi'nin kendi fikrine geldi. Hangi kavli tercih edecek? İmam Ebu Hanife'nin kavlini mi, İmam Muhammed'in kavlini mi? Ve tevilü Ebi Hanife ve Ebi Yusuf, Ebu Hanife'nin ve Ebi Yusuf'un tevili, yani vermiş oldukları mana ve yapmış oldukları iştihatlar, fiha da bu mesele hakkında, ehsenü daha güzeldir indena, bizim indimizde, vallahu alem. Allah daha alimdir ama, bunların tevilleri, iştihatları benim indimde daha güzeldir. İmam Muhammed'in kavlinden daha güzeldir. Hulas İmam Ebu Hanife'nin ve Ebu Yusuf'un kavli ne oldu? Meyve üzerine gelecek afetler zaman itibariyle, afetlerin devri geçti mi? Artık bundan sonra afet gelmez. O ister çağalı halinde olsun, ister olmasın. İsterse domurcuk olsun, isterse başka daha büyük, daha küçük, onu satması caiz. Meyveyi satmak caiz. Evet. Bahçeleri doğrulara satmak da caiz. Evet. Bir de kıyasa bakalım. Kıyasta Ebu Hanife ve Ebu Yusuf'un kavlini mi teyit edecek yoksa İmam Muhammed'in kavlini mi teyit edecek? وَالنَّزَرُ اَيْذَا قِيَسْتَ يَشْهَدُ لَهُ Buna şahit olur. Yani Ebu Hanife ve Yusuf'un kavlinin daha güzel olduğuna şahit olur. لَاَنَّهُ اِذَا وَكَعَ الْبَيْعُ Bey'e vakı olursa, عَلَى الثِّمَارِ Meyveler üzerine alışveriş olursa, بَعْدَ تَنَاهِيهَا Meyveler kemale erdikten sonra. عَلَى اَنْ تُتْرَكَ اِلَى الْحَسَدِ Şu şart üzerine ki hasat vaktine kadar terk edilir. Meyveyi satıyor, diyorken bu kalacak, kemale ermemiş, kemale erinceye kadar bir ay, iki ay ağaçta kalacak, bunu da şart koşuyor, bu suretle alışveriş yapıyorlar. فَنَّخْلُ هَا هُنَا Bu surette ağaçlar müstaceretün icar edilmiştir. Bu adam demek meyveyi satın aldı, bir ay yahut iki ay da bu ağaçları icar etmiş oldu ki meyve üzerinde kalsın da kemale ersin. Şimdi hem icar bir meselede, hem alışveriş var, hem icar var.
Ne için icat etmiş oldu ağaçları? يَكُونَ الثِّمَارُ ف۪يهَا O meyveler ağaçlarda olsun. اِلَى وَقْدِ جُدَادِهَا O meyvelerin toplanmasına kadar anha ağaçlardan. وَذَٰلِكَ Bu da لَوْ كَانَ عَلَى الْاِنْفِرَادِ Tek başına olsaydı lem yecüz caiz olmazdı. Tek başına evet bunu şimdi beraber yapıyor, caiz görüyor. Bir de diyor ki hayır ben meyveleri almıyorum ama ağaçları icar ediyorum. Ağaçları ne diye icar ediyorsun? İki aylığına ağaçları icar ediyorum. Fayda? Fayda hiçbir şey yok. Tek başına caiz olur mu? Olmaz. Ya meyvelerinden beraber olursa olur. Meyveyi alıyorum ama bu meyve kemal erişinceye kadar ağaçta kalsın. Ya bunun şart koştuğu gibi iki şey var. Bir meyveyi aldı, bir de ağaçları icar etti. Bunları birbirinden ayırsak birisi caiz oluyor, birisi olmuyor. Meyve caiz oluyor, ağaç caiz olmuyor. Tek başına caiz olmadığı gibi köleyi hınzırına satmak meselesine döndü. Neye batır oldu. Lem yecüz bir caiz olmaz. Feizâ kâne mâ gayrihi Başkası öyleyse, başkasıyla beraber olursa yani ağacı tek başına ağacın menfaatini satmak caiz olmadığı gibi meyve ile beraber olursa, gayri ile beraber olursa fehve ize kezalik yine böylece o da batıldır. Nasıl ki hınziri tek başına satmak caiz değil, hınziri köle ile beraber satmak da caiz değil. Öyleyse kıyasla delalet etti ki İmam-ı Azam'ın içtihadi daha güzel. Fakat kâle kavmun ulemadan bir kısmında dediler ki burada üçüncü bir mezhep daha var. Bir İmam-ı Ebu Hanife, Ebu Yusuf'un mezhebi. Bir de İmam-ı Muhammed'in mezhebi. Üçüncü bir kavul daha var. Ki innen nehyellezî kâne min Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Ulemadan bu kısmı dediler ki Peygamber Efendimiz'den vâku olan nehy. En bey'i thimâri hattâ yabdu ve selâhuha. Meyveleri satmayın hatta selâhi zahir oluncaya kadar. Peygamber Efendimiz'den hadisi şeriflerde vâku oldu ya nehy. Bu diyor, lem yekun minhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olmadı. Alâ tehrîm-i zâlik. Haram bulduğuna dair. Bu haramdır, siz bunu yapmayın. Yok, haram üzerine değil bu. Ya, velâkinnehu kâne alel meşvereti aleyhim. Ashab-ı kiram üzerine meşveret kabilinden oldu. Caiz olması caizdir. Fakat meşveret üzerine siz bunu yapmayın dedi. Haram olarak değil. Evet. Alel meşvereti aleyhim onlar üzerine meşveret bizalik bu meyve hakkında yani zahir oluncaya kadar satmayın. Ne için bu meşveret üzerine oldu? لِكَسْرَةِ مَا كَانُوا يَخْتَصِمُونَ اِلَيْهِ ف۪يهِ Bu meyveleri alıp satmakta çok muhaseme oldu. Meyveyi satıyor, öteki alıyor, çiçek halinde yahut da domurcuk olmuş yahut da daha ileri gitmiş. Çok davalar oldu Resulullah Efendimiz de. Müşavere kabilinden onları nehyiledi. Yani davayı kökünden kesti. وَرَوَوْ ذَٰلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَابِدِ Bunu da Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'ten rivayet eylediler. Yani Peygamber Efendimiz'in nehyetti ki tahrim üzerine değildir, meşveret üzerinedir. Yani satarsa satması caizdir. Fakat yapmayın. Yani dediği hudiyi kesmek için yapmayın. حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ Zeyd ibn-i Sabit'ten rivayet ediyor ya, nasıl ispat ediyor? İmam-ı Tahavi diyor ki, Muhammed ibn-i Abdillah ibn-i Abdülhakem bana rivayet eyledi. Kâle ekberene Ebu Zür'a. Ona da Ebu Zür'a Vehbullah rivayet eyledi. En Yunus ibn-i Yezid, Yunus ibn-i Yezid'den. Kâle Ebu Zenâd, kâne Urvet ibn-i Zübeyr. Urvet ibn-i Zübeyr oldu. Yuhaddisu an Sahl ibn-i Ebi Hasmet el-Ensari. O da Sahl ibn-i Ebi Hasmet'den rivayet ederdi ki, ennehu ekberehu. Sahl ibn Ebi Hasme ona haber verdi ki enne Zeyd ibn Sabit kâne yekûl Zeyd ibn Sabit buyururdular. Kânen nâsü fî ahdi Resûlillâh sallallahu aleyhi ve sellem nâs Peygamber Efendimiz'in zamanında yetebâye'ûne simâr meyveleri satardılar. Ağaçların üzerindeki meyveleri satardılar. Fe izâ câel bâye satan adam geldi mi ve hadarehu Hadir oldu mu littekadi satmış olduğu meyveyi verecek. Ağacın üzerinde satmış artık vakti gelmiş verecek. O vakit geldi müşteri de bayat ikisi de geldi mi kâlel müttâhu. Müşteri derdi ki innehu esâbet semere el afen. Errımat. Buna afen hastalık denilen
kül hastalığı denilen bir hastalık gelmiş. Ya ben aldanmışım. Dedikodu çıkaracak ya. Almış. E şimdi meyveyi indirecek zaman da gelmiş ki ben aldığım vakitte bu hastalık yoktu. Buna remat denilen bir hastalık isabet etti. El efelur remat diyor eyil fesadü vel helak. Fesat ve helak gelmiş meyveye. Esâbehu merakun. Buna hastalık isabet etmiş. Ev esâbehu feşâmin. Yahut da feşem isabet etmiş. Nedir bu merak? Feşem ahatun meyvelere gelen hastalıklardır. Yehteccûne biha. Bununla ihticac ederlerken hastalık gelmiş. Vel fişemü fişem şeyün bir hastalıktır ki yusibuhu meyveye isabet eder. Hatta la yurkibu. Hatta bu çiçekli hurma çiçek açmış fakat meyve olmaz. Böyle bir hastalık gelir ki çiçekleri dökülür, meyve olmaz. Adam gelir bunu iddia eder. O yahu ben çiçek zamanında gördüm, çok çiçeği var idi. Buna baksana feşem hastalığı gelmiş yahut da kül hastalığı gelmiş. Bir hastalık gelmiş ben bunu almam diye alışverişi bozuyor. Halbuki alışveriş kesilmiş, atılmış. Muhaseme olur diye. Kale, Zeyd bin Sabit buyurdu ki فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz buyurdular ki لَمَّا كَثُرَتْ عَنْدَهُ الْخُسُومَةُ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkındaki husumet çoğuldu. Resulullah Efendimiz'e geldiler. Müşteri şekvacı, baye şekvacı. Buyurdular ki لَا تَتَبَايَعُوا Öyleyse bu dedikoduyu kesmek için siz alışveriş yapmayın. حَتَّى يَبْدُوَ سَلَاحُ السَّمَرْ Meyvenin selahı zahir oluncaya kadar. Yani hastalıkların vakti gelip geçinceye kadar alışveriş yapıp da davaya düşmeyin. Oğlu ne kabilinden? Müşavere kabilinden, tahrim kabilinden değil. Kel meşvereti, meşveret gibi ki yuşiru biha, o meşveretle Resulullah Efendimiz onlara işaret eder. Ne için? Li kesreti husumetiyim. Dedikodu çok olduğu için müşavere kabilinden onlara buyurdu ki bu dedikoduyu kesmesi için meyve bir parça yenilecek hale gelinceye kadar alışveriş yapmayın. Fedelle ma zekerna bizim bu zikrettiğimiz delalet etti ki enne ma raveyna bizim rivayet eylediğimiz fi evveli hadel bab bu babın evvelinde birçok hadisi şerifler rivayet eyledik. Kimden? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledik. Rivayet ettiğimizde neden? Min nehyihi en bey'i thımar meyveleri satmaktan nehyetti ki hatta yebdu ve selahuha hatta onun selahı zahir oluncaya kadar satış yapmayın diye Resulullah Efendimiz nehi buyurdular. İnnemâ kâne hâzâ işte bu nehi oldu alâ hâzel mâna bu oldu alel mâna bir mâna üzerine. O da ne? Meşveret. La alâ mâ sivâhu yoksa başkası üzerine değil. Kulâse burada üç kavul oldu. Birincisi meyveleri ağaç üzerinde satmak caiz değildir. Hatta yenilecek bir hale gelinceye kadar. Ona İmam-ı Tahavi cevap verdi ki bu bey-i selam hakkındadır. Bey-i selam yapacak adam o yenilecek bir hale gelinceye kadar bey-i selam yapamaz. Yenilecek hale geldi mi bey-i selamı yapar. Parayı peşin alır. Bir ay, iki ay sonra bu miktarı da malum olacak. Sonra satış da kati olacak. Vezin, miktar, teslim edilecek yer. Sonra şart, cinsi, nev'i bu şartlar bulunursa bey-i selam caiz. Bey-i selam yapılmasın caiz değildir hatta yenilecek bir hale gelinceye kadar. Ha, kaldı ki hayır yenilecek bir hale gelmemiş ama fakat aşı yapılmış. Artık meyveler üzerine gelecek hastalıkların vakti geçmiş. Bu caiz midir değil midir? O birinci kavle göre caiz değil fakat İmam-ı Azam'a göre İmam-ı Büsve göre caiz. Aşı yapıldıktan sonra hastalıkların vakti geçtikten sonra bu caiz. İmam Muhammed de dedi ki hayır nehi ne hakkında? Peygamber Efendimiz nehi iledi. Yani adam meyve tam kemalına ermemiş. Meyveyi satın alıyor, şart koşuyor ki bu kalacak. Ta meyve kemale erinceye kadar senin ağacında kalacak bu şart ile ben alıyorum. Peygamber Efendimiz bundan nehi iledi ki bu olmaz. Ya eğer öyle alacaksan ki yenilecek bir halde al ki hemen indiresen. Adamın ağacını işgal etmede senin hakkın yoktur. İşte İmam Muhammed'in mezhebi de bu. İmam-ı Tahavi, İmam-ı Azam'ın mezhebini daha güzel görüyor. Ha, üçüncü bir kavulde de diyor ki, hayır Resulullah Efendimiz nehyeyledi. Bu haram kabilinden değil. Bu caiz de yalnız. Ashab-ı kiram zamanında
böyle meyveyi daha aşıladıktan sonra satardılar. Sonra kemale erişince müşteri gelirse hızlanır. Hayır, ben bu meyveyi alırken çok güzel idi. Sonradan hastalık gelmiş buna. Binaenaleyh o hastalık dolayısıyla meyvesi olmamış. Ben bunu almam dedikodu. Öteki ben sattım, paramı aldım. Bu da diyor ki ben cayıyorum. Resulullah Efendimiz onlara müşavere kabilinden bu dedikoduyu kesmek için siz bu meyveleri satmayın ta yenilecek bir hale gelmedikçe. O vakitte o vakit geldi, o vakit satın. Haram kabilinden değil, yoksa herhal da dedikoduyu kesmesi kesmek için üç kavul oldu. Allah razı olsun.